الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Mehmet, seni dinliyoruz. Öyle demiştin ya. Tespitin varsa Resul şey yaparız seni de. Tamam. Hadi bakalım. Ondan sonra ben... Zulmet mi abi? He? Zulmet değil mi? Zulmet değil. Karanlık değil mi? Zulmet, karanlık. Bitti abi. Karanlık biraz da vardı. Evet, güzel dediniz ki çalıştın zulmet. Ha, iyi, peki. Ondan tamam o zaman. Karanlık bir sonrasında zulmet. Öyle mi? Kopuk olmuşsun sen. He. Yani karanlık hakkında tespitler yapmıştın dedi mi? Onu ben zulmet içinmiştim abi. Öyle mi? Tamam. O zaman ben karanlığı bitireyim istersen. Veya zulmet yapalım madem. Tamam, zulmet olsun. Zulmet de çalıştınız mı? Tamam. O zaman tamam. Abi zulmet ben birkaç tane noktasına baktım. Zulmetin karşılığı, bir de dışa yansımasına baktım. Tamam. Bir de zulmet yani belki bakmamıştır ama dolayısıyla bakabilir yani Settar ismini. Settar ismine. Çünkü diyor ki gaflet ve zulmet perdesi diyor. Böyle tabirler var Risale'de. Tamam, oku bakalım. Ondan sonra birkaç tane not aldım abi. Gaflet ve dağıt bu dünyada onlara zulmetli bir zindan olur diyor. Gaflet ve dalalet. Dalaletle bunlara zulmetli bir zindan oluyor. Allah Allah. Zulmetli bir zindan. Peki zindan zaten karanlıklı değil mi? Niye karanlıklı zindana veya zindan şeye zulmet diyor? Yani şimdi zindan abi maddi zindan, etrafı dünya ona dar geliyor. Zulmet ise kalbidir. Çok güzel. Darlık içinde kalbi sıkışıyor. Evet. Yani mesela gece karanlığında diyor. Gece ne olacaktı ki, gündüz mü olacaktı? Gece karanlığında, gece ayrı. Karanlık eklemesi, mesela gece aydınlığı, gece seyahat. Gece ayrıdır, bir alemdir. Karanlık vehmidir. Zindan, bir bildiğimiz işte ışıksız bir yerdir. Zindan zulümatında mı diyor? Yani zulümat kalbidir. Yani bu bilinen bir yolla, yöntemle gidiyor mesela. Zindan zifiri olur. Zindanda dört köşe veya kare gibi olur. Yani kalbe benzetiyor zindanı. Yani zindanda olan bir insan. Binanın içinde olan bir insan. Yani binanın içinde olan bir insan. Bina ile insan arasındaki farkı düşünün. Şimdi ben binanın içindeyim diye bina hiç benziyor muyum? Ruhsal yapım vesaire. Hiç benzemiyor. Kalp mahalliyeti zindan gibi. Mekan, mekandır. Mekan. Mekanda olan insan arasındaki fark, kalp çam kozalağı gibi bir et parçası ama orada bulunan kalbi hassalar etle böyle alakası yok. Yani binanın içinde bulunan insan binayla ne kadar alakasızsa et parçası olan kalpte de bizim bildiğimiz kalp hali, kalp, manevi dünya, harita onun arasındaki fark gibidir. İşte onu diyor ki zindan bizim bildiğimiz bir yol, zulmettir. Ama nasıl hiç göz görmüyor ama göz açık. Zindanda göz açık. Bir şey görmez. Zindanda kulak açık, bir şey duymaz. Her şeyi el yordamıyla yapar. İşte gaflet ve dalalette olan insan böyledir. Görüyorum zannediyor ama hiçbir şeyin farkında değil. Zannediyor ki evler, ağaçlar, bu işte dünya bu zannediyor. Allah Resulü'nün tabiriyle insanlar uykudadır. Ne uykuda, adam uyanmış gecenin gündüzün kaçı? Ölünce uyanırlar diyor. İşte aynı buna benzetiyor. Devam. Bir de başka var abi. Dalalet ve fikir. Dalalet fikir abi.
Dalalet-i fikridir. Dalalet-i fikri ve zulmet-i kalbidir diyorum. He, orada bağlamayı iş yaparsan değişir. O zaman dalalet-i fikir aynı şey. Dalalet-i fikridir, zulmet-i kalbidir. Yani fikirin dalaleti dimağa aittir. Dalalet dimağa aittir. Dalalet yani fikridir. Dalalet fikridir. Kalp ise zulmettedir. Dalalet değil. Başka bir abi diyor ki bak imansızlıkta diyor hiçbir cihet lezzet yoktur diyor. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir diyor. Zulmet içinde zulmettir. Yani imansızlıkta, fısk ve sefahette hiçbir lezzet yoktur. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir. Hani burada genelde tabirler mesela zulmetin yeri kalp olduğuna dair öyle bir kanaat mı oldu abi? Evet doğru. Fakat şöyle bir şey var. Bazen zulmeti akli diyor. Akıllar zulmete kaldı diyor ya. Şöyle bir şey oluyor. Bazen akla da kullanıyor bu sıfatı. Mesela üniversite diploması olana eline getirmiş. İlkokul diploma var mı sorulur mu? Sorulmaz. Kalp kapsayıcıdır. Dima içine alır. Kalptaki hassa bazen şeyde gösteriliyor. Dimağda gösteriliyor. Yani kalbin zulmeti dimağı kapsar gibi gösteriyor. Dimağı da bloke ediyor. Dolayısıyla bazen diyebilirsiniz abi zulmeti akla nispet ediyor demesinin sebebi yukarıki tabaka olduğundan kalp alt tabaka olan dimağı sirayet etmiş. Bir de üstelik başka bir kalbiyle dimağı bir kalp uğraşıyor değil mi abi? Yani zaten şöyle düşün. Kalp denilen şeyin İki ayağı var. Mazar hissiyatı, vicdan. Makisi efkarı, dima. Yani iki tane yapı, iki tane yapı, sistem, cemidir kalp. Kalp tek başına değil. Mesela dima kendi başına bir yapısı yok. Makisi efkarı, yani kalpteki fikirlerin yansıdığı bir yer. Kalpteki fikirler dimağda gözüküyor. Şöyle diyeyim. Elektrik ocağını düşün. Elektrik ocağını düşün. Elektrik ocağında fişi taksak ısı olur. Wolfram telini bağlarsak ışık olur. Görmediğime inanmam diyen adama tutturursun öldürür. Bilgisayarda nur olur. Torna tezgahında güç olur. Süpürge makinesinin hareket olur. Elektrik nedir? Her şeydir. Ama burada budur, burada da budur. Kalp bütündür, dimağda maki sefkardır. Yani dimağ kalbin bir ayağıdır. Şöyle desek ne olur? Tencereye koy. Dimağı içine al. Vicdanı da içine al. Karıştır böyle çırp. Tek bir hakikat olsa kalptir. Ayağıdır yani. İki ayağı. Nasıl ki biz... Yerine göre mana alıyor. Evet. Yerine göre alıyor. İkiye şey yapılıyor. Yani ona basıyor. Ona da basıyor. Evet devam et. Bir daha bir zulmet dişleri nasıl yansıyor? Zulmet he. Yansımasını bize üstte söyleyecek. Nur-u fikir ziya-i kalp ile ışıkları merc olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Bir de okuyayım. Nur-u fikir, nur-u fikir. Ziya-i kalp ile ışıkları mezc olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Ya. Yani bu zulmet, zulmü iki temel ayırdım abi. Birisi kendine zulmediyor, biri ise dışarı zulmediyor. Evet. Yani ben de zulüm işte, işte benim iktidarım olsa, gücüm olsa ben dışarı zulmediyorum. Eylem itibariyle. Kendime zulmediyorum. Burada nuru dimağa nispet etti. Aynı şey yaptı burada. Ziyayı kalbe nispet etti. Bunu da teyit ediyor. Şimdi güneşten nur çıkmaz. Kamerden bize nur gelir. Güneşten ne çıkar? Ziya. Ve şamsa ziya ve kamera nura. Barla da geçiyor. Yani güneşten çıkan foton ziyadır. Burada ısı var, ışık var, renk var,
O trivial ışınlar var, dalga boylar var, nötronlar var, bir sürü şeyler var. Öyle özellikler var ki güneşte dünyanın bir ucundan girer, öteki tarafından çıkar. İstersen abi şunu oku, ondan sonra. Şimdi teorinde zıtlar var abi. Hı hı. Güzel, çirkin, ondan sonra karanlık, aydınlık gibi. Diyor ki abi, sözler 31'de bak başta okum abi. Teorinde zıtlar var. Hayır, şer, güzel, çirkin, ziya, zulmet. Ziya ile zulmeti karşıya alıyor. Karşıt olarak alıyor. Güzel, çirkin gibi. Ziya ve zulmet gibi abi. Evet. İşte aynen öyle. Çünkü onun karşıdır. Mesela karanlık, nur. Karanlık, nur. Zulmetle ziya. Karanlık biraz daha aklı oluyor. Aklı oluyor. Çünkü nur akla bakıyor, fikir diyor. Fikre bakıyor. Hı hı, çok güzel. Başka bir şey eklemem var. Not aldıklarım bir de. Sünnet var burada. Resul, seni dinleyeyim. Yani Kur'an'da bir 300'e yakın yerde geçiyor bu zulüm. Kaç tane? 300'e yakın yer ama farklı farklı ifade ediyor. Tamam olsun, ayet 300. 300'e yakın yerde geçiyor. Bir de bu ansiklopediye bakmıştım da abi burada 3 ayırıyor zulmü. Zulmü. Zulmeti mi? Evet. Yani zulüm zulmeti zaten kelimenin çokluğudur. Evet. Yerine göre manalıydı dedin ya elektriği. Bu da elektrik gibi bir anlamak için yani. Yerine göre manalıyor. Yani başkasına ben zulmettiğim zaman zulüm oluyor. Yani kendimi zulmette bıraktığımda zulmet oluyor. Zulmet. Yani bir insanların Allah'a karşı kullandıkları vasfı var. Yani diyor ya ikinci cüzdanda. Şu şirk azim bir zulümdür. Yani Cenab-ı Hakk'ın fiiliyatına sebeplere verdiği zaman azim bir şirk ediyor, yani zulüm ediyor. İnsanların kendi cinsleri arasına baktığı zaman da insanlara zulmediyor. Yani haklarını, hukuklarını gasp etmekle. Hmm. Kendine baktığı zaman da kendi nefsine zulmediyor. Yani yerine göre mana alıyor. Yani çok yerde kullanıyor. Yani layıkaları da çok yerde kullanıyor. Üstad'a dedi yani hani beşerin zulmü içinde kader adalet etti. Yani, çok yerde kullanılıyor. Kök harfi de zulm, zelm. Evet, zalimden geliyor. Zulm, zalimden. Çoğunluğu yanar. Çoğunluk, evet. Tekil ve çokluk. Ya zaten geçen bu 11. lemada dediğimiz gibi abi, o bütün kuvalarının hislerinin ifrat mertebesine gitmesinde insan başkalarına zulmediyor. Şimdi Mehmet de o noktaya değindi. Ama tefritte kaldığı zaman, yani hep yerinde kaldığı zaman, tefritte kaldığı zaman da kendisini zulmatta bırakıyor. Çok güzel. Zulmetin ifrat, tefritini tespit etti. Evet abi. Allah bu şeyi verdi. Bu donanımı verdi. Zulmet, zulümat. Bu verdi. Hayrı var. Hayrı nedir? Vasatıdır. Vasatı. İfratı nedir? Haricedir. Yani onları o durumdan kurtulmak vasat oluyor. Yani o zulümattan ya zulümden kurtulmak vasat oluyor. İşte, başkalarına zulmetmesi zulümle ifade ediliyor. Kendisini zulümatta bırakması da zulümatla ifade ediliyor. Zulümat. Yerine göre mana alıyor. Vasatla hasana nefsine zulmetmek. Nefsine zulmetmek. Yani vasatı. Vasatı. Evet. Peki nefsini zulmettin diye eleştiri var peki Risale'de. Niye nefsini zulmettin diyor? Onlar başka bir şey. O nefis de insandır. Kendisine zalimlik yaparsa bazen nefis insan manasında kullanılır. Evet. O meyve risalesinde geçiyor bu. Niye nefsine zulmettin diye hesap sorulacak. Yani sana verilen sistem, organlar bu kadar ömür niçin yerinde kullanmadın? O zaman kullanmayınca nefsini zulmetmiş oluyorsun. Tefrit yani. Tefrit. Silahını yani. Kendine dönderdi. Mesela vazifeyi yapmamak. Vazifeyi yapmamak. Başka? Şer yapmak bir de. Bir de şer yapmak. Yani hem vazifeyi yapmıyor hem de yanlış yapıyor. Peki bunlar eylem olarak böyle tezahür ediyor. Yani kendi alemine döndürüyor. Peki psikolojik olarak yansıması da var. Psikolojik olarak yansımasını size söyleyeyim. Bu kalpteki durum bu. Dimağdaki psikolojik yansıması şöyle oluyor. Panik, panik atak, depresyon, takatsızlık, halsizlik böyle. Hayattan tatminsiz, zevk alamamak, yaşamak
heyecanı gitmesi, heyecan yok, zevk yok, şevk yok. Yeşil ifrata, şey, tefrite giriyor daha kendini. E tabi ondan sonra bu yeşiller tetikleniyor. Yani o yeis efendim gibi özellikler sonra ortaya çıkıyor. Yani bir daha söylüyorum. Bu kendine dönerse tamam da ne eylemi nedir? Zulmeti kalbidir. Eylemsel itibariyle kalp yılan ve çıyanların akreplerin yuvası oluyor. Dimağda nasıl gözüküyor? Yani artık hakkı kabul edecek durumu kalmıyor, mecalı kalmıyor. Ne anlatırsan anlat, adam almaz. Kalbi olanı kalp ve ruhun sıkıntısından ortaya çıkıyor abi. Yani kalp ve ruhun. Ve şimdi ben dimağı taşıyorum. Yani şimdi üniversiteyi bitirmiş adama, diploması olan adama o ilkokul diploma var mı sorulmadığı gibi. Kalpte olan zulmeti kalbi dimağda eyleme taşıyorum. Bakın, buhran, bunalım, panik, şizofreni, paranoyak, hep bu. Paranoyak biraz şizofreniden ileri safhasıdır. Düşündüğünü gerçek zannetmek. Onlar da hep kaygı yaşarlar. Hep endişe yaşarlar. Başka ne yaşarlar? Kendilerini hep tehlikede hissederler. Hüsnü zanları pek yoktur. Çok az kişi de olur. Bunlar bıçakla yatarlar, silahla yatarlar. Herkesin onu takip ettiğini, her yer kamera olduğunu, herkes bunun aleyhinde olduğunu görür. Yani sonu çok antika. Manyak var ya, paranoyak diyor da manyak yani. Bu hali, bu acımaya müstahak değiller. Bu hale kendi iradeleriyle düşmüştür. Çünkü errazı bir zarar ile üzer ile, zarara rızasına, rızası ile bilerek severen girene, dünya da bitiyor biliyor musunuz? Yani din hayatın hayatı diyor ya, hem nuru hem esası. İyay din ile olur bu milletin. Yani din zannediliyor ki ahireti yorumlamak. Hayır. Dünyada insana uygun bir hayat tercih etmektir. Din aynı zamanda hayatı yorumlamaktır. Din kendini fark etmektir. Din kendini fark ederek bulunduğu yeri konumlandırmaktır. Neresi burası? Niye ben buradayım? O zaman ne yapar bu adam? Neyi aradığını çok iyi bilir. Rızasıyla zarar geldin abi. He. Orada Allah bile merhamet etmiyor abi. Etmiyor. Allah bile merhamet etmiyor. Aferin. Mesela cehennem açığına. Evet. Allah bile merhamet etmiyor. İnsan daha eder mi? Bak mesela gidip adam kasaba bana iki tane ekmek vermişsin der mi? Niye demez? Ama deli öyle yapmaz. Deli nereden kim ne isteyeceğini bilmez. Bu insan da neyi, nerede, nasıl arayacağını bilmez. Neyi, nerede, nasıl arayacağını bilmez. Yani artık duygular onu bloke etmiştir. Ne yaşıyorsa onu yaşıyor. Hayvaniyet mertebesi ya. Yani hayvaniyet derken mide ve uşkurluk. Yani doldurmak ve üremek. Başka bir hayatta bir anlam kalmıyor. Belli bir şeyden sonra da ondan sonra zaten hayatın nuru kalmıyor, şefki kalmıyor, enerjisi kalmıyor, heyecanı olmuyor, noktalıyorlar. Mesela şeyde ne size söyleyeyim? Vehhabilerin %70-90 arası en sonunda hayatlarını intihar ediyorlar. Vehhabiler. Ya intihardır? Mesela şimdi Arabistan'da şöyle vesaire var ya IŞİD dedikleri. Niçin ölümüne gidiyorlar? İntihar edeceklerdi de bir fırsat çıktı ölüme, şehitliğe zannediyor. Onun için ölüyorlar. Hep orada olanların %99'u Vehhabidir. Yani Şia ile Hanefi, Sünni falan değil yani. Vehhabi bir şeyidir. Peki niçin öyle bir potansiyel Vehhabiler gelişti ki ölecekler, başka çaresi yok. Oradan kurtulsun, intihar edecek. Bana mailler geliyor da. Bana müsaade eder misin diye orada ölmek istiyorum. Bakın psikoloji bozuk. Daha önce de mail atmış. Mail numaraları kaydediliyor bizde. Bu adam daha önce intiharın caiz olup olmadığını söylüyor. Daha önce bakıyoruz Vehhabilerle katıldığını söylüyor. Şimdi IŞİD'e gidip gitmediğini atıyor bana. Tamam, ben size ne söylüyorsam hep realitedir. Şimdi zaten intihar edip gebereceğime öyle diyor. İntihar edip. Bari böyle bir şey çıktı. Oraya gidenlerin hep
intihar pozisyonda olanlardır. Ben Almanya'dan, buradan, her taraftan bunları biliyorum. Niye? Çünkü herkesi kafir dedi. Kendisi de kısmen her gün kafir oluyor. O psikolojiden kurtulabilir misin? Çünkü biraz zahir şeriata bakım cehennemi de biliyorsun. İşte doğru yerde, niçin anlattım biliyor musunuz? Neyi, nerede, nasıl isteyeceğinin ilmine sahip olmak. Bilmediğin zaman hayat hiç acımasızdır. Evet, devam et. Ben bir de zulmünde nura ayna olması cihti var abi. Şimdi diğer derecede ayna o kadar parlıyor ya. Nuraniyet o kadar parlıyor. Ne demek? Onu eyleme dönüştür. Veya düşünceye dönüştür. Bu açık şekilde asr-ı saadet abi. Asr-ı saadete baktığımız zaman abi her şey zulümatta kalmış. Karanlıkta kalmış. Hiçbir şey yani müsbet adına hiçbir şey olmazken sahabeler hani İslamiyet'in parlamasıyla öyle bir parladı ki yani sahabelerin küçük bir hareketiyle en yüksek seviyeye çıktı. Peygamberlerden sonraki seviyeye çıktı. Oradaki asıl saadetten önceki zulmet, bu karanlık dediğim şu güneşin olmayışı değil tabii. Değil nedir o? Onu biraz aç bakayım. Asıl saadetten önceki zulmet. Fetret diye tabir ediliyor ya. Tamam. Fetreden nurun iyice çekilmesi artık. Yani insan insanlıktan çıkmış. Çıkmış abi. Yani düşün yani bir kendi kızını dahi diri diri toprağa gömecek seviyeye gelse bir insan. Bu insanın ne yapabilir? Ayrıca. Halet-i ruhiyeyi düşün yani abi. Evet, çok güzel. Yani kendi kızını kendi eliyle baba diye bağırıyor, üzerine cevap toprak atıyorsun. Evet. Şimdi eylemden çık. Eylemle meşgul olma. Bunu yapabilen ruhu düşünün. Haleti ruhu yani. Mesela başkasını söyleyeyim. Tebessüm etmek sadakadır diyor. Bunu söylettirmeye mecbur eden, bunu söylemeye mecbur olan peygamber. Buna ihtiyaç duymuş. Toplumu zıttı noktasında düşünün. Toplum böyle yorumla. Yani bu toplumun yapısını, sistemine bak. Ruhsal yapısına bakın. Tebessüm sadakadır. Demek zorunda kalınmış. Ne mutlu o baklava yeğeni denmiyor. Ne mutlu onu verebilene diyor. Değil mi Nekan? Yani zulmeti şey yapmak istiyordum, açmak istiyordum. Fakat bu adam kızını gömmüş. Aynı adam geliyor peygambere iman ettikten sonra ya Resulallah kızım buraya attım. Dua edin de çıksın dışarıya diye. Yani gelsin dünya. Bunu talep ediyor. E sen yapmamış mıydın bunu? O zaman bu aradaki boşluk ne doldurmuş? Ne olmuş ki bu adam bunu yaparken bunu istiyor? İslam böyle bir şey işte. Cemaat diyor İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Ömer. Ya tabii İslam'dan önceki Ömer'i bilmediğimiz için. Başka? Haşrin ruhi faydalarını birçoğun 4-9'ını anlatıyor ya Haşr Risalesi sonunda. Yani Haşr Risalesi bir haneye girmesi diyor. Yani insanın şahsi hayatına girmesi, bir toplu hayatına girmesi diyor. O toplum yani zulüm ve zulmet fışkırır diyor. Ya. Başkalarına zulüm, kendine de zulmet fışkırır diyor. Mesela bir evde ahiret inancı hükmetmese ki bugün ailedeki en büyük sorun o. Tabii. Yani ahirette, ailede ahiret inancı pek zayıf. Kimse haddinde kalmaz, hududunda bulunmaz. Artık zulüm fışkırır ya. Orada artık sanki cehenneme gitmeden cehennemi yaşıyorlar. Yani acayip bir zulümat oluyor. Sanki insan eve gidince rahatlama bir yeriyken küçük bir cenneti değil mi annesi? Sıkıntının menbaı olmuş. Çünkü evde imanı bir ahiret hükmetmiyor. Yani ahiret inancı parlak olsa insanlarda o zulmet olmaz evde. Kişide abi zulmet olduğu zaman dünya ona hapishane oluyor. Peki. Aynen öyle. Peki şöyle çıkartabilir miyiz? Beraber gidiyoruz. Tam tersi söyleyeyim de varsan abi. Şöyle bakalım. Üstad Hazretleri imanı, tabii imanı birisiydi. Hapishane onlar cennet mekanı olmuş. Ha cennet yani medrese Yusufi olmuş.
Niye hapishane medrese Yusufi olmuş ustada? Kalbindeki iman. İman. Bulunduğu yeri açıyor. Onu orada bırakmadı. Evet, bırakmıyor. Alıp taşıyor biliyor musunuz? Hususi dünya onu oluyor. Peki, imanı bir ahiret, bir aileye, bir insana hükmetmezse zulmet olur değil mi? Zulmeti kalbidir. O zaman, bakın bana, bak yaslanıyorum. Bu nokta istinat. Neydi nokta istinat? Allah'a iman. Fıtratın istediği yapı, yani fıtratımızın istediği ebed, sonsuzluk, beyanları. Yani fıtratın, ruhun istediği hayat neresidir? Ahiret. İşte oraya da ne deniliyor? Noktayı istimdat. O zaman noktayı istimdat insanda inkişaf ettikçe zulmet kalkar. Noktayı istinat insanda inkişaf ettikçe karanlık kalkar. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur. Çünkü din akla hitap etmiştir. Nokta istinat, Allah'a iman. Karanlık buradadır. Zulmet buradadır. O zaman karanlık noktayı istinattır. Allah'a bak böyle dayanmak. İnsanın ruhunun, kalbinin isteklerini yerine getiren de ahiret alemine de noktayı istimdat. Yani bağıran ruhun isteklerine, imdadına cevap verilen yer. Peki insanda Allah'a iman artarsa, yani marifeti artarsa otomatik olarak karanlıkları kalkar. Ahirete imanı ne kadar ziyalanırsa, dima nurlanırsa karanlığı kalkar. Ziyası çoğalırsa zulmeti kalkar. Yani nokta istinat ve nokta istimdat. Evet, başka? Burada insan zulümata nasıl düşüyor? Ha, nasıl düşüyor? İman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların insanın takip ettiği şeylerle insan zulümata düşebiliyor abi. Takip ederse, yani öyle körükün... Meşgul olduğu haberlerle veya meşgul olduğu kişilerden dolayı zulmete düşebiliyor. Ya bazı yerlerde, mekanlardan dolayı zulmete düşebiliyor. Sirayet. Yani bu çeşit merakların... Sirayet mi komutan? Evet. Büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazifeyi insaniyetin hakiki vazifesini ahireti unutturacak olan en geniş daire siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir hareketi kadri ilahinin, kudreti Rabbani'nin izni eserini görsün ta o zulmü zulmette kalp olmasın. Ya mesela şimdi Ortadoğu, Irak'ta, Suriye'de, şurada, burada ne oluyor? Şimdi daha kendisi kalbinde, ruhunda, aklında neler oluyor, ne yapmam lazım meşgul olmamış. Şimdi bunların haberlerini, bunların cevaplarını bulmamış adam böyle bir bomboş bir insan, sistem, ruh sistemi, bomboş kağıt. Irak'ta ne olmuş? Sende neler oluyor meşgul olmazsa? Ne diyor? Güneş gibi bir iman lazım ki? Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette, işlerde kaderi ilahi ve kudreti Rabbani'nin izini, eserini görsün. Yani Üstad Hazretleri başına gelen olaylarda bu cihetleri gördüğü için o zulümde hemen kurtuluyordu. Hmm. Beşerin zulmü içinde kaderi ilahinin adaletini görebiliyordu. Hmm. Güneş gibi bir imana sahip derecesindeydi. Ama ekser insanlar o dereceye sahip olmadıkları için bunda boğuluyor. O güneş gibi iman derken burada olan bir ayna var. Burada güneş var. Güneş derken varlıktan çıkıp güneş gibi, dünya güneşi nasılsa hadiselere Allah canibinden, kudretin azameti altından bakabilecek bir seviyen olursa ona güneş gibi iman denilir. Evet. Ha. Ta o zulmü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Bundan nasıl kurtulacak ise yine 5. mektubda diyor abi. Şu zamanın esrarı Kur'an'a ait yazılan sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem, zulümatın tehacümatına maruz. Çünkü birçok yerlerden abi bu zamanda insanlara zulümlere
yani zulüme atacak, zulüme teşvik edecek çok hadiseler oluyor. İnsan da bunları takip ettiği zaman ister istemez onlara ya taraftar oluyor ya da senin dediğin gibi ama o işlete gidebiliyor yani. Hem o ve zulümatın tehacümatına maruz heyeti İslamiye'ye en nafi bir nur, dalalet vadelerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğunun itikadındayım. Böyle devam ediyor. Takip ediyor mesela. Adam kokuyu takip eder gibi. Olayları takip ediyor diyor. En teferruatına kadar. Niçin peki bir zevkli oluyor? Mesela 10 dakika sohbet oturamaz. Yapmaz, kitap okumaz, sıkılır. Saatlerce haberin karşısına oturur. Üstadın yanında bir talebesi vardı ya, bir talebesi. Üstadın ayrıldıktan sonra fikri tam değişiyor. Ya. Şaşırdım ya, kaç gün fikrini düzeltmek için kaç gün uğraştın diyor. İşte ne yapıyor? Şeylerini takip ediyor. Yapmazsa nur oluyor ama ya. Menfi milliyet inkişaf ediyor onda. Yani ne oluyor biliyor musun? Şeytan yardım ediyor. Mesela cazip. Saatlerce, sabahlara kadar haber seyreden var. Oturduk peki, haberden sonra şöyle yapan var mı? Of be, ne kadar rahatladım. İyi ki seyrettim ya. Seyretmeseydim çok sıkıntı çekecektim. Her kapatışta sıkıntın yok mu? Neye takip ediyorsun? Peki bildin de ne oldu? Bilmeyecek misin? Tamam. Bilmen gerekenleri sıraya koy bakalım. Amerika'da kaç tane tavuk var? Onu sıraya koyarsan kaçıncı sırada gelir? Nerede ne oluyor? Kalbinde neler oluyor? Dimanda neler oluyor? Ahiretinde, kabirde neler olacak? Onları merak etmeyip de Afrika'da ne oluyormuş? Peki bunu da söylesen de itiraz da eder ha. Hiç de cevap vermeyeceksin. Çünkü vazifedarlar için de bu böyle mi yani? Vazifedarlar hariç. Mesela genelkurmaydır, ordudur, siyasi partidir. Bunları takip eder. Yani ama Osman senin bilmen bir şey değiştirir mi? Yok abi. Yani onlara da bu hani bu tesiri yapar mı abi? Yapar. O zulmet onlarda da oluyor. Tabii kesinlikle. Yani kim dinlerse. Fakat onlar bir derece rahmete, merhamete liyakatları var. Korunmaya. Allah rahmet eder. Çünkü ümmet adına vazifeli ise, yani eğer kendisini öyle biliyorsa, bir başbakan, bir genelkurmay, ne bileyim. Ya ben ümmete şey yapacağım, onların zaten vazifesi. Ha, o zaman rahmeti mustahap. Ama Allah sana diyor ki bunlarla sen meşgul olma. Sen ilk önce küçük derde kalbin ihtiyaçlarını merak et. Kalp nedir? Ne yapmam lazım? Sonra genişlet. Mide dairesi var. Sonra dima dairesi var. Beden dairesi var. Hayat var. Aile invan var. İşin var. Memleketin var. Sen bunları aşarak ta Türkiye'nin dışına çıkıyorsun. Buralar hep unuttun. Buraya geldin buralı bomboş. Onun zulmünü hoş görür, zulmüne şerik olur. Şerik olur. Çünkü cehalet olduğu için ne o, kim nerede ne, kimin eli kimin cepte, geniş siyaset cambazlarının oyunları bize takdim edildiği gibi değil. Mesela bir örnek vereyim. Başka bir savaşta Amerika'nın kullandığı bir bombardıman, işte şurayı bombalamış filmini şimdi bir yeri bombalıyor gibi gösterebiliyor film şeylerde, haberlerde. Bombalıyor gibi gösteriyor. Usta yalan. Oysa 8 sene önceki bir savaştaki bir şey kare bombalıyorum diyor. Hiç yalan ya. Dalalete zulümat demişti değil mi abi? Gaflet, dalalet. Yok. Dalaleti fikridir. Zulmeti kalbidir. Dalalet tabi cevanetin, korkaklığın kaynağı. Her şey yap gibi cevanetin daha menbaı dalalettir diyor. Evet. Yani onlarla meşgul oldukça o zulmatta korkaklığı artıyor. Halbuki iman ile, nur ile meşgul olsa, küre az bomba olup patlasa ihtimalle onu korkutmaz diyor. Evet doğru. Dalat zaten aklidir ve korku da aklidir. Haf kalbidir. Dalalet bunlar korkuları aktif ediyor. Ümitsizliği aktif ediyor. Ya tamam canım bittik falan. Oysa film savaşlardan önce veya savaş haberlerinde uçakları gösteriyor bombardıman çoğusu filmlerden alınmış. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla sana ne pompa ediliyor? Korku. Korku senaryosu yapılıyor. Tamam. Korku senaryosu sana imal edilince ümitsizliğe düşersin. O zaman hiçbir şey yapmıyorsun. Sağ bittik canım. Bir tane şey vardı. 20 sene önce benim kasetler var. 85'te miydi?
O bir tane zalim var. Hain. Masonluk'ta bir kitap yazmışlar bu kadar. Böyle. Yahudilik ve Masonluk diye. Peygamberin ismini kullanıyor. Müstehar ismini kullanan bir adam. Onu o zaman demiştim böyle. Bu Masonluğa ve Yahudiliğe hizmet eden bir kitaptır. Oysa Müslümanlar hep okurdu. Niye? Böyle bir şey yapmış ki man fabrikasında, araba fabrikasında bir mühendis var Mason. Fabrikayı Mason gösteriyor. Mesela İSKİ'de bir mühendis var veya adliyede bir tane hakim Mason'dur. Adliye hep Mason diye gösteriyor. Masonlar işgal etmiş. Bu ne yapılmaya çalışılıyor? Yani ümitsizlik aşılanılıyor. Ümitsizlik. Yani panik yaptırılıyor. Psikolojik baskı. Tabii psikolojik baskı. Mesela şimdi paralelciler adliyi işgal etti. Hiç alakası yok yani. Öyle değil yani. Panik ve psikolojik bir savaştır. Ya. Onların zannettikleri gibi olsaydı şimdi Türkiye'nin rengi böyle değil. Değil yani. Bir böyle psikolojik savaş maddi savaştan beterdir yani. Adam o düşünebiliyor musun? Savaşta şey filmdeki savaş senaryosunda manzaradan haberlere koyuyorlar onu kesiyorlar 10 saniyelik o bomba alıyor. Oysa filmde gösterilen bir şey. Filmde veya 8 sene 7 sene önceki savaştan bir parça. Evet. Ama hak ediyorsun tabii mesela muhatap olursan. Demek ki komutan o dalaletin doğurduğu bir korkaklık bir de ne vardı? Cebanet. Cebanet. Sonra. Evet. Osman sen bir şey yapmış mısın? Bizde zulümata çalıştım ben de. Zulümat kısmı Resul abinin mesela tarif ettiği tarzda fakat insanın bir de zulümatın içine zulümatın yani enfüsü olarak nasıl düştüğüne dair ben ona dair abi şöyle tuttuğum notları ben bir okuyayım. Zulümat bir perdedir ki gafletle ve dalalet alut malumatla beraber mahlukatın ve kainatın ve insanın mahiyetini ve vazifesini örten ve dehşetli bir şekilde gösteren bir perdedir. Adem perdesi. Çok güzel. Bak şey yapmadığınız bir şey buldu. Adem. Ademidir. Adem aleminde mesela. Adem aleminde. Yani vücudu yoktur. Kalbin şeyidir. Karanlığın vücudu yoktur. Yani vehmidir. Düşüncede vardır. Gece bir alemdir. Evet. Adem alemlerin sabrına çalışan bir perde. Perdedir. Yani şöyle. Sinema perdesi böyle ya. Şimdi perde deyince hep örten manasında biliniyor. Oysa perde çoğunlukla Risale-i Nur'da açan manasında. Yani orada film gözüküyor. Toprak perdesi, hava perdesi, insanlık perdesi. Yani açığa varlığın yani hakikatin varlığa çıktığı zemin. Zuhur. Zuhur oldu. Zuhur yer diyen yani orada gözüküyor. Vücut mesela Adem'de gözüküyor. Adem nedir? Vücutsuz vücut. Vücud-ı ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud-ı ilmiyeye perde olmuş bir unvandır. Evet. Şimdi abi insan zulümata, dalalet, alut malumatla bu şekilde düşüyor. Peki bunun tam tersi olan hakikata mesela çıkmak, hakiki mahiyetini bilmek nedir? Üstad Hazretleri 23. sözde sayfa 312'de diyor ki iman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı samadaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor iman. Başka bir yerde üstad bir misal daha veriyor. Nasıl ki diyor, görünmez bir kalemle bir yazı yazılsa, sonra diyor onun üstüne işte maddesi dökülse, onu nasıl ki gösterir diyor. İnsandaki iman da kainattaki bütün mektubat-ı samadaniyeyi sana bu şekilde hakikatini, mahiyetini gösteriyor ve sana okutturuyor. Bir daha bir enfüsü alemde... O okunmayan yazıyı, Adem'in üzerindeki o zulümatı ve zulümatın o üzerindeki yazıyı okutan bir mürekkep gibi düşünebiliriz ha iman. Evet, o şekilde bir daha bir insanın enfüsü aleminde zulümata düşmesi, afaki alemde de başkasının zulümata ve zulmete düşürmesi var. Onu da okuyayım. Enfüsü alemde kendini zulümata düşürürsün.
nasıl zulümata düşürürsün? Dalalet, alut malumatınla beraber. Üstad buna 312-313'te çok müthiş işaret ediyor ve kendi başından geçen bir vakayı hayaliyeyi anlatıyor abi. Afakta ise başkalarına zulüm edersin. Nasıl zulüm edersin? Ortaya çıkardığın o dalalet alut malumatla karşındaki kişiyi zulümata düşürüp ona hem zulmetmiş oluyorsun hem de onu zulümatın içinde bırakıyorsun ki Üstad 539'da diyor ki Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki bir şecere-i zakkum suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında dehriyun, maddiyun, tabiyyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Afak onları... Beşerin aklına vermiş. Beşerin aklına vermiş. Mesela bir fikirle ortaya çıkmış fakat bu çıkan fikir sonradan dal ve meyvelere budaklara ayrılmış. Daha farklı şeyler doğmuş. Şecere-i Tüba'nın karşısına şecere-i zakkumu çıkarmış abi. Yani afak aleminde de başkalarını bu şekilde zulümata ve zulme düşünüyorsun. Hem de onlara zulmetmiş oluyorsun. Bu noktayla abi bunun esas sebebi yine 478'de diyor. Yani bunun sebebi nedir? Neden insan kendisini zulümata düşürüyor? O da şu abi. Vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse yıldız böceği gibi bir şahsi ziyayı vücudu nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Kendi vücudi şahsisine güvendiği zaman mucidi hakikiyi bir kenara bırakıp ondan gaflet ettiği zaman bu şekilde zulümat-ı ademin içine düşüyor abi. Yani bir şey yapmasına gerek yok. Gerek yok. Allah ile alakayı kesiyor. Fikirde ve eylemde Allah ile alakayı kesildi mi otomatik zulmettesin. Zulümat-ı ademin içine düşüyorsun abi. Üstad buna misal olarak eğer müsaade etsen abi. Bir vakayı hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var ve birbirine mukabil. Hı hı. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Şöyle. Köprünün altında pek derin bir dere. Hı hı. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım diye abi meşhur bir misali var üstadım. Bu misalin devamında da işte bir tünele girdim diyor. Tünelin üstünde benim ismim yazılıydı diyor. Sonra baktım ki başka işte tüneller var. Üstünde başkalarının ayak izleri, başkalarının sesleri var ve boğulan bir ses tipi var diyor. Burada da abi sonra üstad bir ayet okuyor abi. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah diyor iman edenlerin yardımcısıdır ve onları zulümattan çıkarıp nura koyar diyor. İşte tekrar dersin başında dediğimiz gibi abi, iman her şeyin mahiyetini açan, adeta böyle gösteren bir boya gibi, bir perde gibiyken, zulümat ve insanın enaniyeti ve topladığı o malumatlar, artık buna siyaset diyebiliriz, felsefe akımları, işte tabi yüncülük, madde perestlik, bunların hepsi de kainatın mahiyetini, insanın esas vazifesini örten dehşetli birer adem perdesidir. Perde. Perdedir. Miftah oldu. İki şey. Ne dedin sen? İman miftah oldu, açtı abi. Şimdi. Evet, iki şey söylüyor. Felsefeyi maddiye ve tabiye, akla körlük, ruha sersemlik verir. Böyle geçiyor. 492'de. Felsefeyi tabiye ve maddiye, Allah'tan kopuk felsefe ve Allah'tan kopuk hayat, hani felsefeyi maddiye dediğim şey, hayattaki şey tercihlerini kendisine göre yapıyor. Felsefe yani. Felsefeyi fikriye de böyle. İki zaten. Ne yaparmış? Akla körlük, ruha sersemlik verir. Sersemlik. Yani aynı şeyin tekrarı. Zelzele. Zelzel. Vesves. Aynı şeyin sersemlik. Ne demek sersem? Sersem. Yani aynı şeyde dönüp durur. Aynı kuyuda dönüp durur. Yani acayip bir şey ya mesela. Sömürge değil mi abi? He? Sömürge.
Gece. Sen altı gecede. Altı gecede. Hep böyle aynı yerde. Nasıl? Karanlık. Şöyle. Karanlık. Alıyorsun şimdi bu yıldız böceğini. Yanıyorsun. Yanacaksın. Koyuyorsun. Tekrar ona gidiyor. Yani adama iyilik yapıyorsun. Koyuyorsun. Diyorsun ki bak arkadaş. Al, aha senin yerin burası. Hakikaten zevkini yapıyor. Tekrar buraya gidiyor. Ya arkadaş işte senin bunu yerin burası. Buraya alıyorsun. Tekrar buraya gidiyor. Aklı fikri Allah'tan kopuk olunca dimağ karanlık. Felsefe hani kafada karanlık ya, kalpte zulmet. O sersemlik karanlığı atıyor. Devamlı aklı orada. Tak oraya çıkıyorsun buraya. Ne yaparsın? Evet, çok güzel. Sonra Adem'e işaret etmesi, Osman'ı bulması çok ilginç. Adem'i bir vücuttur. Kalbi örtüyor. Şeyi de çok ilginç bu şartı. O hani bir hani affedersin. Eski yazılar şöyle yazılırdı matbaada. Mumlu kağıt koyarlar şeyin daktilo. Tuştu buraya basarsın orada daktilo vururdu. Daktilo böyle şeydi çıkıntılıdır yani tümsek böyle. Kalın bir şeydir. Vurduğun zaman A ise A ise. Sonra orada yazı gözükmez. Çukur yaptı. Sonra üzerine şey geçirirlerdi. Mürekkep yazı olurdu. İman da böyle bir şey işte. Böyle Adem sayfasının üzerinde yazılar var ama gözükmüyor. İman maddesini bir sürüyorsun yazılar gözükmeye başlıyor. Evet. Bir de abi Risale'de Üstad Hazretleri zulümatı ve zulümatın içine düşmesini iki tane hayvanla misal veriyor. Bir yıldız böceğiyle bir de bal arısıyla misal veriyor abi. Allah Allah. Yıldız. Çok acayip şey. Üstad Hazretleri diyor ki sırrı temsil dürbünüyle bakmak lazım diyor. Hı. Ve Kur'an'ın 40 vecih icazından bir tanesidir abi temsil dürbünü. Temsil. Zulümat abi o kadar derin bir mesele ki Üstad bunu temsil dürbünüyle sana yakınlaştırıyor. Misal olarak bir yer okuyorum abi. Burası sözler 212 ve 213'te geçiyor. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Sadece kendi ışıkçığına itimat ettiği için gecenin hadsiz zulümatında kalıyor. Bu kendi ışıkçığına itimat etmesi, İbn Sina'nın kendi felsefi bilgisine itimat etmesidir. Aristoteles'in, işte Platon'un, Eflatun'un hep kendi akli bilgilerine itimat etmesidir. Eğer ki Eflatun, İsa Aleyhisselam'la hemen hemen aynı dönemde yaşamış, İsa Aleyhisselam'ın vahiy kültürüne eğer iman etseydi sahabe gibi olurdu abi. Fakat o kendi dedi ki akılla da doğruya gidilebilir dedi mesela. İşte buradaki yıldız böceği ışıkçına itimat ettiği zaman gecenin hadsiz zulümatında kalıyor. Fakat üstad diyor, bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur, bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyası ile yaldızlanmış mücadele eder. Bal arısı gibi olmak. Şimdi az önce bir misal söyledim ya, üstad her tarafı farklı bir şekilde görmüş. Peki bunun içinden nasıl çıkmışlar? Mesela İbrahim Aleyhisselam abi biliyorsunuz. Önce işte ayı görüyor, bu benim Rabbimdir diyor. Sonra ay kaybolunca işte yıldızları görüyor. Bunlar daha çoktur, daha parlaktır. Asıl Rabbim budur. Güneşi görüyor. Güneş de batınca la uhibbul afilin diyor abi. Ben diyor batıp gidenleri sevmem diyor. İşte burada kendi aklıyla İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Bazı şeylere Rablik isnat etti. Fakat baktı ki bunlar hepsi kaybolup gidiyor. O zaman ne yaptı? İman boyasını sürdü tefekkürle beraber. O zaman Cenab-ı Hak ona vahiy gönderdi. Senin Rabbin benim dedi mesela. Ve ona peygamberlik verdi. İşte Üstad buna nerede işaret ediyor abi? Sözler 472'de. Bu son olarak okuyorum abi. Zihayatlara alam ve mesaib ve meşakkat ve veliyat suretinde bazı halat arız olur ki, bazı belalar, musibetler, vesveseler, sıkıntılar gelir ki insana ve zihayatlara artık. Halat ile hayatlarına envar-ı vücut teceddüt edip, envar-ı vücut ziyadeleşip, yenilenip, zulümat-ı adem tebaud ederek hayatları tasafi ediyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o haleti görmesi bize örnek olması içindir. Üstad Hazretlerinin böyle bir misal söylemesi yine bize örnek olması içindir. Vesvese gelmiş, meşakkat gelmiş, alam gelmiş ve bunlarla beraber o zulümat-ı adem ondan tebaud etmiş, uzaklaşmış.
İşte bundan uzaklaşmasının hikmeti de vahiy ile ona bakması, aklını Kur'an'a bağlaması ve iman boyasını onun üstüne sürmesidir. Neden? Yıldız böceği gibi kendi ışıkçına itimat etmedi. Aklını başka bir yere bağladı. Bu sırla beraber bu dehşetli zulümattan kurtuluyorsun. Yoksa imkansız yani. Kendisini kendisiyle yorumlayan felsefi işte, dinden, vahiyden kopuk felsefe. Kendisini kendisiyle yorumluyor. Çok acayip. İki tane şey mi söylüyor? Yıldız böceğiyle bal arısı. Bal arısı. Yani buradaki bu basit hayvanlardan misal vermesi zulüm, zulümat, zulmetin ne kadar manasının derin olduğuna yani işaret ediyor. Çünkü Üstad diyor ki çok zor meseleleri temsille yakınlaştırır. Şimdi o yıldız değil mi ufak bir şey? Şimdi burayı aydınlatacak. Bitkilerin neşimi nemalandıracak. Şeftali olacak, erik olacak. Ne gezer değil mi? Yani o da özense, güneşim dese. Felsefe işte böyle. O da bir ışık yanıyor. Işık yanıyor. Ama ne ağaçları büyütüyor, ne meyveleri olgunlaştırıyor, ne de yolu gösteriyor, ne de kitap okumana yardım ediyor. Çünkü göremezsin. Ama ötekisi, bal arısı gece karanlığında yatar. O bana sirayet etmesin. Duygularını kapatır. Dükkanını indirir. Yani o alemden sirayet etmesin. Sonra kendi ruhuna uygun bir zemin olunca kapısını açar. Gözünü açar. Eyleme dönüşür. Yani arı gibi yani. İşte arı ne kadar ne yapıyor bak. İşte ayette de öyle diyor. Vacane namaküm subata. Sizi geceyi istirahat örtüsü yaptım diyor. Gündüzü de maişet için yaptım diyor. Biz ne yapıyoruz? İlim yapanlar da dahil. İstisnalar hariç büyükler. Onu da söyleyeceğim. Nasıl? Biz gece ayaktayız. Güya bir şey yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Güya doğru bir şey yapıyoruz. Gündüz de fok balığı gibi yatıyoruz. Allah'ın dediğinin tersini yapıyoruz. Ondan sonra psikoloji düzgün olmasını istiyoruz. 500 sayfa risale dahi okusa sabah, gündüz yatsa o adam psikoloji sorumludur. Unutmayın. Sorumlu olmasa onu yapamazdı. Çünkü gece birileri rahatsız ediyor. Onun için risaleye saldırtıyor. Yatamaz. Sorumlu olanlar o yatamaz. Yatamıyor. Daha beter. Bu sefer sıkıntı sıfır yapmak için bastırıyor. Laf da dinlemiyoruz. Kendi yıldız böceğimiz var ya belki de milyon kilometre o böcekten o yıldız şeyiyle buranın kitabını okuyacaksın. Yazıyı nasıl okuyacaksın o ışıkla? O ışıkla okunur mu? O ışıkla bu çiçek olur mu? Yani biz kendimizi kendimizle yönetmeye çalışıyoruz. Zeka neydi? Bu akılla, bu aklı yönetmeye çalışmak. Akıllılık ise bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Vahiy bu. O zaman sıyrılıyorsun. Bakın, arıya bak, gece bal yapmaz. Yok çünkü, öyle bir şey yok. Ne yapar? Zarar gelmesin, gece karanlığından ben zulmete düşmeyeyim diye dükkanlarını kapatır. Çünkü, tabii bilmiyoruz ya cehalet, erva habiseler ve cinler ve ruhaniyat. Bunlara bölüm yapmış Cenab-ı Hak. Gündüz insanlara, gece onlar bağlı. Gece de bizi bağlamış, uykuyla örtmüş. Erva habiseler gündüz bağlıdır, ışıkta olmaz. Bütün dertler, bütün şarkılar gece olur. Gece olunca diyor dertlerin başladı diyor adam. Tiyatrolar, filmler ve günahlar gece yapılır. Hatta gece değilse, o günah işleyeceklerse, tiyatro yapacaklarsa, böyle şey sahneyi siyah yaparlar, yani her şeyle kapatırlar, lamba koyarlar. Madem lamba koyacaksın, tepeden bir semaya aç lamba, açmaz. Çünkü güneş enerjisinde insanların nefsaniyet duygularını pek inkişaf etmez. Hislerle güneş doğru orantılıdır. Yani nefsani hislerle karanlık özdeştirler. Güneş ışınlarında
ulvi hisler pek olur, sufli hisler pek olmaz. Aynı mesela şöyle ben size söyleyeyim, hepinize hitap ediyorum. Seyrettiğiniz bir filmi internette veya televizyonda gece, gündüz pişman olmuyor musunuz? Aynı sen değil misin? Niye onu rahatlı kalple seyrettiğinde gündüz pişmansın? Çünkü gece sen değildin. Çünkü ve her bir alem insanı tesir ediyor. Gece bizdeki ademi hisleri inkişaf ettiriyor. Bir daha söylüyorum. Gece bizim ademi hislerimizi inkişaf ettiriyor. Gündüz güneşi bizim vücudu hislerimizi inkişaf ettiriyor. Uyandırıyor, dışarıya çıkarıyor. Abi o zaman teheccüd vaktinde nasıl oluyor? Teheccüd vaktinde bir şeye yarıp giriyorsun. Kalkıyorsun. Ben ihya edin, komplesini ihya edeni söylüyorum. Orada fedakarlık yapıyor ya. Peki şey yapalım. Kadir gecesinde tek başınıza gene zarar. Tek başınıza ihya edemezsiniz. Edersen bile tehlikeli. Abi bir de şey cemaat var. Olacak. Zor. Gece dediniz ya. Belki istisna olur. Evet. O üstadın o at hadisesinde mesela Ervah Gayri Tayyip ediyor ya. Mesela o hadise gündüz oluyor değil mi yani? Onun hangisi? Hani Ervah Gayri Tayyip cihetinde diyor ya at hadisesi, atlar düşüyor. Yok, attan düşmesi başka. Tabii o. Mesela bu nazar diyor. Ha, bu nasıl oluyor? Bu insanlardan sirayet ediyor. Mesela insanlar diyelim ki o kolun sağlaya sağlaya dolaşamaz. Ancak bende olan bir şey şartları bulursa sana kayar. Yani gündüz başkalarından tesir ederek giriyor. Evet. Senden geçiyor. Benden geçiyor. Yoksa kolun sağlaya şöyle yaparlar. Gece açıldı mı? Gece alemi açıldı. Onlar eli çözüldü. Dolaşıyorlar. Kimin evinde ışık yanıyor? Hop! Odaya musallat olur. Odaya, cama, tuvalete sinyal gönderir. Kendini bir şey garip garip işler hissedersin. Yani seni kimle oyalanacak? Kimle dalga geçecek? Kim ne yapacak ya? Kimle? Bunun gareyse şeytan değil mi? Kardeşim, bilirsen sen hakimsin. Bilmesen mahkumsun. Bilmesenle senle oyun oynarlar. Yani dizgini kaptırırız. Bir daha söylüyorum ve son şeyimiz olsun. Sen bitirdin galiba. Var. Tamam. Şimdi bir daha söylüyorum. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainat insanın açılımıdır. İnsanda sirayet var. İnsan etkileyen zaman, zemin, taam, libas. Gece alemi insanın ademi hislerini uyandırıyor. Onun için günahlar ekseriyeti mutlaka gece olur. Ve bu gece yapılan günahı yapan kişi gündüz pişman olur. Peki bunun pişman olması, hani sen yapmıştın ne olursun? Demek ki gece alemi insana sufli, nefsani hislerin zemini ve malzemesiz malzeme oluyor. Çekiyor mu bu tarafa? Çekiyor, onu uyandırıyor. Yani nefsani. Gündüz alemi, arının şeyi gibi, gündüz ışık ki cinler ve ervah haliyeler dağların tepelerinde, güneş olan yerlerde, açık olan yerlerde bunlara bölmüş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ervah habiseler, kafir cinler vadilerde ve karanlık köhne yerlerde olur. Bir de günah işlenen yerde çok olur. Peki, وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَاتِ